çene açılabilir kaslardan FF325 Strobe'yi tanıtıyorduk zaten. Bu iyi bir kask, polikarbon bir yapıya sahip, kolay çıkabilen bir cam var, pin lock bağlantıları var. Ve ne demiş, hani şöyle açıldığı zaman hani bakış açısını, içteki petlerin güzelliğini, aynı zamanda gözlükle giyilebilen bir kask. Şöyle göstereyim, gözlükle giyilebilen bir kask. Güneş böyle bir kask, bunu alabilirsin. Daha önceden Modeka tanıtımı yapmamıştım. İstiyorsan üstündeki monttan da alabilirsin. Rika Air Stream montu bu. Bu 319 Euro'luk bir tane mont. Bu monttan tabii senin hani bütçene çok fazla gelecektir. O yüzden de hani 460 liraya, 470 liraya, 430 liraya Venom'un montları var. Venom'un montlarından alabilirsin. Onların linklerini de zaten paylaşacağım. Venom'un Venom Colombia'ydı sanırım. Venom Colombia'dan bakabilirsin. Modeka'nın yeni tip, yeni nesil ve Alman malı olması yüzünden hani tercih ediyorum onları. Onlardan alabilirsin, kullanabilirsin. Şunları bir de yerine götüreyim, pardon. Muhammed Fatih Eyvaz diye bir arkadaş var. 2250 TL'ye kadar deri mont ve bel qualifier önerisi istemiş. Bel qualifier yaklaşık 800 lira civarında olması lazım. Ama deri mont olarak hani daha önceden Venom Texas'ı tanıtmıştım. Ona bakabilirsin. Onun linklerini zaten paylaşıyorum ben. Yani bel qualifier gerçekten iyi bir kastır, fakat polikarbondur. Hani polikarbon tercih etmiyor olabilirsin, ya da tercih ediyorsan da hani bel qualifier alman iyi, çünkü double D bir bağlantısı var. Deri mont istediğin işte onun için de Venom Texas alabilirsin. Hani daha üst fiyatlara çıkayım diyorsan, hani böyle 700 liraya, 700-800 lira civarında bir tane mont var. Onu bulunca paylaşacağım, linkini ekleyeceğim veya işte şuraya videonun yan tarafına koyarım. Onun üstünde montlar hani böyle 1000 liraya, 1500 liraya vermek, önermek isterdim, fakat onun üstündekiler 2000 liradan başlıyor. 2200 liradan, 2500 liradan başlıyor. O yüzden hani deri mont önerisi çok fazla yapamıyorum. İki tane alt fiyatlı öneri yapabiliyorum. O da işte Venom'un Texas'ı olması lazım. Bir de Venom'un D1'i olması gerekiyor galiba. Venom D1'di. Adını yanlış hatırlamıyorsam. Onların linklerini veya ek olarak paylaşacağım. Batuhan Öz demiş ki işte 1000-2000 lira arası siyah vizörlü kask var mı? Kask var tabii ki. Ve siyah vizörlü var mı? 1000-2000 TL arası mesela Maruşin Ares alabilirsin. Maruşin Aresler tahminen o fiyattaydı. Ares'te 99 olması gerekiyor. O fiyatlaraydı. Eğer onlarda yoksa işte bel qualifier alabilirsin. Bel qualifier veya bel vortex alabilirsin. Siyah vizör alırsın. Siyah vizörlü bir tane kask olmuş olur. Red Baron PCX için ekipman, giyim tavsiyesi istemiş. Red Baron daha önceden de birkaç tane istekte bulunmuştu. Onları da yapmıştık. PCX için ekipman, giyim tavsiyesi şöyle verebilirim. Mesela hani yani bir scooter sonuçta, ama hani bir scooter diye de böyle hafif ucuz dandik şeyler vermek istemiyorum tabii ki. O yüzden de en ucuz ama hani ideal, seni idare edebilecek şeyler vermek isterim. Şöyle diyeyim mesela, yeni nesil LSK FF397 verebilirim. LSK FF397 biliyorsun geceliğin parlıyor. Geceliğin hani gündüz aldığı ışığı geceliğin dışarıya yansıtıyor. Işık gelmese de yansıtıyor. Bunun testini daha önceden kanalımızda yapmıştık zaten. Işıkları kapatmıştık ve nasıl parladığını görmüştük. Bunun özellikleri şöyle. Şöyle açtığınız zaman bakış açısını görüyorsunuz. Burun pedi var. Bir tane hani basit yani bunun çene pedi yok. Mikrometrik bağlantısı var ve şuralarından çektiğiniz zaman çıkabilen, kaza sonrasında da rahat çıkabilen bir iç pet yapısına sahip. Bu güneş vizörlü bir kask. Güneş vizörlü kask şöyle yapılabiliyor. İşte şuradaki mandalından, pininden şöyle aşağı indirilip kaldırılıyor. Camları kolay çıkıyor. Pin lock bağlantısı hazır geliyor.
Ve mikrometrik bağlantıya sahip çekme halkaları da var dedik. Bunun detayına gelelim. EC2205 sertifikasına sahip 1400 gram. Evet, tam 1400 gramlık bir kask. Arka tarafında spoiler'ın orada şöyle değişik şekilde üste doğru açılan bir havalandırma kanalı var. Kolay kapatılır tabii üste doğru açılınca. Ve spoiler'ın hemen altında olduğu için de sarsıntıyı engeller. Güneş vizörlü olabilecek kasklardan bir tanesi. CR1 karbon önerebilirim. Daha önceden giyip göstermiştim zaten. FT2 Tron önerebilirim. Bunlar PCX'in hani farklı grafik ve renk çeşitleri olduğu için onlardan bakabilirsin. Ben linklerini ekleyeceğim. Evet, şimdi şöyle PCX için biraz daha uygun giyimlerinizi şey yapacağım. O yüzden Modica bir tane mont getireceğim. Kusura bakmayın, biraz zaman isteyeceğim. Böyle hani getir dediğim zaman getiren birisi olmadığı için ben kendim gidip alıyorum her şeyi. Ya işte buraya hepsini yığamadığım için. Bu Modica bir mont. Modica montu daha önceden tanıtmamıştım. Fakat şimdi tanıtayım. Şöyle tabii detaylarını vererek paylaşayım. İnternette bu fiyat olmayacaktı, bilginiz olsun. Müşteriler olduğu için aynı zamanda hani böyle gürültü de oluyor. Kusura bakmayın hani istersen hani mikrofon tak, istersen şey tak. Hani bazı arkadaşlar diyor ses az geliyor. Evet, az geliyor arkadaşlar. O yüzden de hani mikrofonla konuşsam bile çok fark etmeyecek. İstersen önümden arkamdan insanlar geçebiliyor. Modica mont nasıl? Mont şöyle gösterebilirim hemen. Bu PCX için söylüyorum bunları. PCX için olabilir. Siz hangisini almak istiyorsanız istediğiniz olabilir. Yazlık bir mont tabii ki. Şöyle ön tarafından kapanıyor. Şöyle biraz daha öne geleyim. Ha, tamam. Şöyle kapanıyor. Ön tarafı file dokulu, kolları korumalı. Kollarında da ayarlama yerleri var. Cırt cırtı var ve fermuarı var kolunda. İç tarafı da file bir dokuya sahip. Yani çok az terletecek şekilde yapılmış. İç tarafında bir astarı yok. Çünkü zaten file doku ve yazlık olarak yapılmış. Modica bir pantolon alırsanız veya uyumlu bir pantolon bulursanız alttan pantolonunuzla arkadan birleştirebilirsiniz. Hani oynamasın diye böyle. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Yırtılmaz Alman malı, dayanıklı bir kumaştan yapılmıştır. Kollar ayarlanabilir, her tarafında korumaları var. Olması gereken yerlerde. Hem montları alırken şöyle bir şey yapın arkadaşlar. Mont içime hani bir sürü şey giyeceğim. Yani yazlık montu değil de kışlık mont. İçime bir sürü şey giyeceğim. Biraz daha büyük mont alayım derseniz bu korumalar çarptığınız zaman işinize yaramaz. Çünkü yerlerinden kayacaktır. Sağa sola kayacaktır. O zaman da vurduğunuz zaman fark etmeyecektir. Şöyle göstereyim. Tekrar göstereyim. 133, 280. Boynunda da şöyle cırt cırt şekilde kapanıyor. Bunu önerebilirim. Pantolon olarak dediğim gibi Teş90 öneriyorum. Şimdi Rockwell Bot'tan bahsedelim. Ön tarafı burun koruması var, topuk koruması var, bilek koruması var. Önceki tanıtımda da bunu görmüş olabilirsiniz. Diğer arkadaşa da, hani PCX'i olan arkadaşa da bunu öneriyorum. Çünkü şehir içinde kullanılır, rahat. Kaydırmaz bir tabanı var. Botu bu arka tarafında arka topuk koruması var. Ve yani her yeri korumalı, cırt cırtlı, terletmeyen bir model olduğu için ve 229 liralık bir model olduğu için gerçekten güzel. En çok da satılan botlardan bir tanesi. Bunu alabilirsin. Bunun tabii hani spor modelini istiyorsan, hani sen spor modelinden hoşlanıyorsan PCX için de olabilir, fark etmez. Bu spor modelinden alabilirsin. Hani spor hoşuma gidiyor benim, ondan da alabilirsin. İstiyorsan şehirli tip alabilirsin şöyle.